RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, askerlik kanunuyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı. AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde askerlik kanunuyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair konuşma yaptı. Milletvekili Bayram, tüm parti grupları tarafından ilgi çekti. Son yıllarda anayasal, kanun, kurumsal düzeyde yapılan reformlarla ülkemizin demokratik düzeyi ve refah seviyesi artmıştır. Temel hak ve hürriyetler alanını genişleten, sosyal yapıyı ve ekonomiyi güçlendiren, bürokrasiyi azaltan ve her alanda insanların gündelik hayatını kolaylaştıran bu reformlardaki temel hareket noktası daha adil, güçlü ve demokratik bir Türkiye ideali olmuştur. Geçmişten kalan birçok kronik soruna neşter vurulmuş, hantal bir ekonomi ve devlet yapısından üretimi esas alan dinamik ve rekabetçi bir ekonomiyle daha etkin ve hızlı bir kamu idaresine geçilmiştir. Böylece uzun seneler çözülemeyen birçok temel sorun AK Parti'miz sayesinde çözülmüştür. Birileri konuşur, AK Parti yapar. Evet. Sizler 80 sene konuştunuz. Yeter. Biraz da müsaade edin, biz konuşalım. Tamam? Değerli milletvekilleri, hiç kuşkusuz sosyal, ekonomik ve siyasi reformlar süreklilik arz eden bir yönetimi gerektirir. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu beklenti ve talepleri istikametinde daha da artırmak, bütün vatandaşlarımızı memnun ve mutlu etmek, toplumsal adaletin sağlanmasını temin etmek hiç kuşkusuz yeni düzenlemeler gerektirmektedir. Bu tasarı ile 64. hükümet programımızda ve 2016 yılı eylem planında yer verilen hususların gerçekleştirmesi öngörülen konuların hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeleri ihtiva etmektedir. Bu teklifin kapsamında askeri öğrenciler ile er ve erbaşların harçlıkları yükseltilmesi, kamu görevlilerinin maaş hesaplamaları memur aylık kat sayısı esas alınarak yapılmaktadır. Oysa ki sözleşmeli erbaş ve erlerin maaş hesaplamasında 6191 sayılı kanunun 7. maddesinde 3. ve 5. fıkrasında 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarı esas alınmaktadır. Yapılan bu yeni düzenleme ile tüm kamu görevlilerin mali haklarında yapılan artışlar konusunda uygulama birliğinin sağlanması ve mali hakların kurum içi hiyerarşik yapıya uyumunun muhafaza edilebilmesi bakımından söz konusu personelin mali haklarından memur aylık kat sayısının esas alınmak suretiyle belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede er ve erbaşların harçlıkların hesaplanmasını esas alınan ve hala uygulanan gösterme rakamların %100 oranında artırılmaktadır. Ayrıca 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 30. maddesinde öğretim üyelerinin çalışma yaş haddi 67 yaş olarak belirlenmiş. Ancak 2006, 2007, 2008 yıllarında kurulan devlet üniversitelerinde görev alan öğretim üyeleri açısından emeklilik yaş sınırının 31-12-2015 tarihine kadar 72 olarak uygulanmasına dair geçici bir uygulamaya geçilmiştir. Tasarıyla bu süre üniversiteler içine getiren öğretim görevinin yaş haddinin 72 olarak uygulanmasının 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılması sağlanacaktır. Öte yandan devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve iç sularda ve bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira teknik şartları süreleri ve yıllık bedelleri üretim yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca tespit edilir. Bu maddenin uygulanmasında kiralamalara ilişkin usul ve esaslar Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikçe belirlenecektir. Değerli milletvekillerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararına ve ek olarak da yapılacak öğretmen atamalarında kullanılmak üzere 12.500 kadro ihdas edilmiştir. Birileri burada bugüne kadar öğretmenlerimizin yapılan atamaları azımsayarak daha fazla atama yapılacağını söylemektedir. Biz biliyoruz ki bugüne kadar hep muhalefet
Bekara karı boşamak kolaydır ama demin de söyledim, sizler konuşur, AK Parti yapar. Bu sebeple bugünkü teklif üzerinde 2023 Türkiye'si için AK Parti'miz tarafından belirlenen hedefler dahilinde ülkemize, milletimize hayırlar etsinler olmasını diler. Yüce Eğitim'in selamlar, yeni yılın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini dilerim. Teşekkürler Sayın Bayram. Sayın seyirciler, Ekşi Su Mesir alanında bulunan kuş cennetinde yangın çıktı. 90 farklı kuş ve 258 bitki türünü barındıran kuş cennetinde meydana gelen yangında 20 dönüm alan kül oldu. Yangınla birlikte birçok çeşit bitki türü de yok oldu. Erzincan'da birçok kuş ve bitki türünü barındıran ve kuş cenneti olarak adlandırılan Ekşi Su Sazlığı'nda yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yaklaşık 20 dönüm alanı kül eden yangının çıkış nedeni henüz anlaşılamadı. Öğlen saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 8736 hektar alana sahip 7 memeli, 5 sürüngen, toplam 90 farklı çeşitte kuş ile 258 bitki türünü bünyesinde barındıran sazlıkta çıkan yangında birçok çeşit bitki türü yok oldu. Sarıkamış Harekatı'nın 101. yılı nedeniyle vefakar gençlik fedakar ecdadını unutmayacak sloganıyla Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü yapıldı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi organizasyonuyla vefakar gençlik fedakar ecdadını unutmayacak sloganıyla Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçikleri anmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Erzincan Vali Yardımcısı Ahmet Türköz başta olmak üzere il protokolüyle birlikte sporcu grupları ve binlerce genç katıldı. Yürüyüş öncesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürüyüşe katılanlara günün önemini vurgulayan üzerinde al yıldız işlemeli ve Sarıkamış şehitleri yazılı atkı ve bere dağıtımı yapıldı. 13 Şubat spor salonu önünde bir araya gelen gençler ve sporcular pankart ve Türk bayrağıyla şehir stadı önünden başlayıp Ordu Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüp şehit olan Mehmetçikleri yad ettiler. Yürüyüş boyunca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan gençlere yürüyüş güzergahı boyunca vatandaşlar da alkışlarla destek verdiler. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Sarıkamış şehitleri için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudular. Teşekkür ediyorum. Korkma, sönmez bu şafak. Bağlar yüzer alsacak. Düzenlenen yürüyüş hakkında bilgi veren Erzincan Vali Yardımcısı Ahmet Türköz, Sarıkamış şehitlerini andıklarını dile getirdi. Erzincan halkı olarak bugün genci, yaşlısı, gazisi, şehit yakını, kurum amirleri, korkatları, halkın her kesimi bugün 101 yıl önce Sarıkamış'ta Allah-u Ekber Dağları'nda şehit olan atalarımızı anmak, onların yaşadıklarıyla bir empati kurabilmek, gençliğimizde milli şuur aşılamak amacıyla bugün Erzincan'da yürüyüş yaptık. Sarıkamış'taki kadar o gün -35 dereceyi bulan soğuktaki kadar soğuk olmasa da bugün yine Erzincan'da -10 derece bir soğuk var. Tabii bu o devirde icdadımızın, atalarımızın yazlık kıyafetlerle, yazlık askeri kıyafetlerle taarruza kalkışını biz bugün anlamaya çalıştık ama biz bugün kışlık kıyafetlerle gördüğünüz gibi bu soğukta zor hareket edebiliyoruz, zor yürüyoruz. O dönemde ecdadımızın çektiği sıkıntıları da bu vesileyle anlamaya çalışıyoruz aslında. Çok da şartlar bir olmasa da. Ama bu milli birlik ve beraberliğin pekişmesi için de güzel bir anma töreni oldu. Gençlerimizin milli birlik, beraberlik anlamındaki düşüncelerinin, idraklerinin olgunlaşmasına vesile olmuştur diye temenni ediyorum. Erzincan Belediyesi ve İşkur İşbirliği'nde meslek edindirmek, istihdam oluşturmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan kurslar için sertifika töreni düzenlendi ve sergi açılışı yapıldı. Erzincan Belediyesi İşkur İşbirliği'nde meslek edindirmek, istihdam oluşturmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan sepet, dekoratif tablo ve bakır işlemeciliği kursları sonunda sertifika töreni düzenlendi ve kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan sergi açılışı yapıldı. Programa Erzincan Vali Vekili Ahmet Türköz, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, bazı kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve kursiyerler katıldı.
Programda konuşan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy kurslar hakkında bilgiler verdi. 30 Mart 2014 tarihinde yerel seçimler beyannamemizde bulunan 24 projemizden bir tanesi de Erzincan'da meslek edindirme kurslarıydı. Geldiğimiz günden bu tarafa bu konu üzerinde ciddi bir çalışma yaptık. Projenin hazırlanması için gerekli talimatları verdik. Ve İşkur Müdürümüzün, müdürlüğünün ve müdürümüzün de katkılarıyla ortak bir proje hazırladık. Bu projede bir tanesi el işçiliğiyle bakır sanatının geliştirilmesi projesi. Diğeri sepet örgü kursu. Bir diğeri de dekoratif tablo yapma sanatı. Bu üç projemiz elhamdülillah başarıyla tamamlandı. Biliyorsunuz Erzincan bakırcılığı gittikçe ivme kaybeden bir sanat dalı haline geldi. Birçok il bu sanat dalına ve bakırcılığa el attı. Erzincan'dan çok daha ileri seviyeye getirdi. Biz buna üzüldük tabii ki. Biz istedik ki Erzincan'da Erzincan'a özgü yıllardan beri Erzincan'da anılan bakır el sanatının eski günlerine geri dönmesi. Bununla ilgili kursumuzu açtığımızda biz çok rağbet olacağını tahmin etmiyorduk ama umduğumuzun çok üzerinde, hatta ve hatta ilk defa Erzincan'da bakır el sanatları kursuna bayanların, ev hanımlarının çok fazla rağbet ettiğini gördük. Bu üç kurs dalına da aslında bayanların çok rağbet ettiğini gördük. Gerçekten de bunu çok samimi ve içtenlikle söylüyorum. İyi ki de bayanlar bu işe yaratmış. Çünkü bayanların o ince zarif ruhlarıyla bu bakır el sanatını ne kadar kısa sürede ne kadar ileri bir seviyeye getirdiklerine biz şahit olduk. Şimdi sergiyi gezerken sizler de buna şahit olacaksınız. Ve biz amacımız burada tabii ki bu kursları açarken esas amacımız her evi de bir atölye haline getirmek. İstihdam oluşturmak, ev bütçelerine katkıda bulunmak. Bakış kurslarımıza iki grup halinde, 20 ve 23 kişilik gruplar olmak üzere iki grup halinde üç hocamızın kontrolünde devam etti bakır el sanatı. Vali Vekili Ahmet Türköz ise bu tür kurslarla ev ekonomisine katkı sağlanacağını vurgulayarak kursiyerleri tebrik etti. Tabii bu güzel faaliyetleri belediyemiz bugün itibariyle sonlandırdı ama Ocak ayı itibariyle yeniden bu faaliyetlere başlanacak. Bununla birlikte Erzincan'da yine İşkur'un desteklediği özellikle 2015 yılı içerisinde 370 benzer kurs açıldı ve 1550 kursiyerimiz yine sizler gibi sertifika aldı. 2016 yılında bu rakamları daha yukarı çekmek için çalışmalarımız devam edecek. O yüzden bundan sonra farklı kurslarda alma ihtimalimiz olacak. Çok değerli kursiyerlerimize ben buradan hazır onları yakalamışken seslenmek istiyorum. Hani az önce söyledim ya, bunun işte ev ekonomisine, Erzincan ekonomisine bir katkı haline getirmemiz lazım. Nasıl yaparız bunu? Bunu belediyenin imkanları belki bir ölçü kullanılabilir, valiliğimizin imkanları bir ölçü kullanılabilir. Size temminlik malzeme temin edebiliriz. Ama burada asıl olanın kendi ayakları üzerinde durmasıdır kursiyerlerimizin. Bunu nasıl yapacaklar? Bunu işte devletimizin destekleri var değerli kursiyerlerimiz. KOSGEB mesela girişimcilik kursu alan kişilere iş yerini kuracak kadar, yanlış hatırlamıyorsam 25 bin lira civarında, belki daha da artmış olabilir 2015'te, 25 bin lira civarında destek veriyor. Bunun yanında yanınızda çalıştırdığınız işçilere destek veriyor, elektriğe destek veriyor, suya destek veriyor. Yani dolayısıyla 3-5 kursiyer bir araya gelerek kendi ayakları üzerinde durabilecek bir işletmeyi kurabilirler. Ardından kursiyerlere sertifikaları verilerek kursiyerlerin hazırladığı ürünlerden oluşan sergi açılışı yapıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polisin şehit olması nedeniyle Erzincan Ülke Ocakları tarafından şehitlere saygı, teröre lanet amacıyla Türk bayrağı asma seferberliği başlatıldı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Kenan Ardıç ve Orhan Dilekçi adlı özel harekat polislerinin şehit olması nedeniyle Ülke Ocakları tarafından şehitlere saygı, teröre lanet amacıyla Türk bayrağı asma seferberliği başlatıldı. Bir açıklama yapan Ülke Ocakları Başkanı Çağatay Mutlu, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek tüm Erzincan halkını evlerine, iş yerlerine ve araçlarına Türk bayrağı asmaya davet etti. Hepimizin malumu son günlerde özellikle de Güneydoğu'da artan terör olayları neticesinde her gün ülkemizin bir köşesine ateş düşmekte, yüreğimizi dağlayan hadiseler yaşanmaktadır. Son olarak Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olan geçici görevle Diyarbakır'da bulunan özel harekat polislerimizden Kenan Ardıç ve Orhan Dilekçi, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan bombanın patlaması sonucu ağır yaralanmış, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen özel harekat polisimiz Kenan Ardıç kurtarılamayarak şehit olmuştur. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin ve devletimizin bekası için görev yapan İki yiğidin al bayraklı tabutlarda geri dönmesi şahsımızı ve camiamızı derinden üzmüştür. Şehidimiz Kenan Ardıç'ın 2 yaşında çocuğunun olması ve doğum gününde şehit edilmesi acımıza acı katmış, terör örgütü mensupları PKK'ya ve uzantılarına olan kin ve nefretimizi fazlasıyla arttırmıştır. Bizim için şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan dinmez. Bu şehitler bizim şehitlerimiz, bu vatan bizim vatanımız. Bu bayrak bizim bayrağımız. Acımız ne kadar büyük olursa olsun Erzincan olarak teröre dik duracak kadar güçlü, tek yürek olacak kadar da bir ve beraber olduğumuza inanıyoruz. Şehitlerimizin haberin alınmasının ardından Erzincan Ülke Ocakları İl Başkanlığı olarak şehitlerimize saygı, teröre lanet amacıyla İl Başkanlığımız tarafından bugün itibariyle ilimizde Türk bayrağı asma seferberliği başlatmış bulunmaktayız. Tüm halkımızı bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeye, ev, iş yeri ve araçlarına Türk bayrağı asmaya davet ediyoruz. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 2015 yılı değerlendirmesi yapıldı. Birlik Başkanı Bedir Limon, 2015 yılının esnaf ve sanatkarlar açısından zor bir yıl olduğunu ifade etti. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, 2015 yılının değerlendirmesini yaptı. Esnaf ve sanatkarlar olarak zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek 2016 yılından beklentilerini dile getirdi. 2015 yılı biliyorsunuz seçimlerle geçti. Hükümet kurulmadı. Daha sonra hükümetimiz kuruldu. 2015 yılı esnaf açısından gerçekten çok zor bir yıl oldu. Bölgemiz işte Suriye'de biliyorsunuz iç savaş var. Buraların düzelmesini en çok esnafımız bunu düşündü. 2015 yılı gerçekten esnafımız açısından hiç iyi bir yıl olmadı. İnşallah hükümetimizin bazı açıklamaları oldu. Eylem planları var esnafa yönelik. Bunlardan bir kısmı şu anda hayata geçmeye başladı. Bir faizsiz kredisi var. 2016 yılında esnafımıza 30 bin lira bir faizsiz kredi vermeye başladı. Faiz yok değil ya tabii bunun bir masrafları var, bir kesintileri var. Onlar da tabii olması gerekiyor. Hükümetimizin bu eylem planları içerisinde asgari ücreti belli bir seviyeye geldi. İşte biliyorsunuz 1300 lira gibi bir rakamlar. Burada işverenin yükünü biraz aldı bakanlığımız. %40'ını, SSK primlerinin %40'ını devlet tarafından ödenecek. Ama bakurlu esnafımızda maalesef bu kolaylık sağlanmadı. 2015 yılında en düşük bakur fiyatları 350-360 gibi civarlardaydı. Şu anda 500'ü geçmekte. Bu bakurlu esnafımız tabi haliyle bakur ödemesinde bayağı bir sıkıntı çekecek. Ha bunun işverene sigorta primlerinde nasıl kolaylık tanınıyorsa bizim bakurlu esnafımızda da tanınmasını istiyoruz. İnşallah devletimizi yönetenler, hükümetimizi yönetenler